Karı ve koca bir akşam yemeklerini bitirdikten sonra yorgun argın oturma odasına geçerler. Kadın ilkokul öğretmenidir. Öğrencilerine verdiği "Ne olmak istersiniz?" başlıklı kompozisyon ödevlerini değerlendirmek için masaya geçer. Kocası da eline cep telefonunu alıp koltuğuna yerleşir, nihayet yorgun bir günün ardından dinlenebilecektir. Kadın bütün kompozisyonları, notlarını verip işinin bittiğini düşünürken, kenarda kalmış bir ödevin gözünden kaçtığını fark eder ve not vermek için okumaya başlar. Kağıtta yazan sağ şudur: "Benim dileğim akıllı bir telefona dönüşmektir. Dileğim bu, çünkü annem ve babam telefonlarını gerçekten çok seviyorlar. Annem ve babam sadece telefonlarına dikkat gösterirler. Hatta bazen beni unuttukları bile olur. Annem ve babam işten yorgun döndüklerinde vakitlerini telefonlarıyla geçirirler. Benle değil. Önemli bir işle meşgul olsalar dahi eğer telefonları çalarsa anında cevap verirler. Ama aynısını benim için yapmazlar. Hatta ağlasam bile. Annem ve babam cep telefonlarında oyun oynarlar. Benimle değil. Telefonda konuşurken heyecanla yanlarına gidip bir şey paylaşmak istesem hemen beni susturup yanlarından gönderirler. Bu yüzden cep telefonu olmaktır dileğim. Çünkü belki de ancak o zaman beni telefonları kadar severler." Kadın gözyaşları içerisinde kompozisyonu okur. Kocası problemin ne olduğunu sorar. Kadın ödevi kocasına verir. Adam hızlıca okuduktan sonra hangi mutsuz öğrencisinin bu kompozisyonu yazdığını sorar. Bu sorudan sonra kadın bu fazladan ödevin nereden çıktığını anlar. Çünkü o fark etmeden araya konmuştur. "Kompozisyonu yazan öğrencilerimden biri değil," diye cevap verir kadın. "Bunu yazan oğlumuzmuş."